Semra. Seni öyle çok seviyorum ki İsa. Ben de seni çok seviyorum. Günahlarımı bağışladın ve bana yeni bir hayat verdin. Seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Semra. Benim için o kadar çok şey yapıyorsun ki. Nasıl anlatabilirim ki? Seni gerçekten çok seviyorum. Böyle bir iletişim kurabildiğim için ben de çok mutluyum. Bu yüzden geldim bugün. Seni o kadar çok seviyorum ki senin uğruna canım feda. Vay be, sağ ol. Biliyorum, sana hizmet etmekte daha etkin olabilirim. Ve olmadığım için üzgünüm. Ama bugün dedim ki artık beklemek yok. Gün bugün. Sonunda gerçekten bir şeyler gerçekleştirebilecek birini buldum. İşte o kişi benim. Çok heyecanlıyım İsa. Süper. Tam sana göre bir görevim var. Hadi gel gidelim. Semra, ne yapıyorsun? Ayağa kalk. Evet de ben hep burada otururum. Evet ama bugün farklı bir şeyler yapacağız. Evet ama onu yarın da yapabiliriz değil mi? Ama sen daha demin işte gün bugün yaparım ederim hadi gidelim demedin mi? Söyledim ama biraz rahatsız hissediyorum. İşte bu senin hep yaptığın şey Semra. Bak Ahmet'e yardım etmeni istiyorum. Yardım etmek mi? Yapabileceğimi sanmıyorum. Niye? Rahatsız hissediyorum. İyi peki o zaman Yasemin var ya. Evet. İş arkadaşın. Evet. Onu bir akşam yemeğe çıkarmanı istiyorum. Ondan biraz bahsetsene bana. Yasemin mi? Yasemin biraz farklı. Hatta bayağı farklı. Evet ama onun da beni tanıması gerekiyor. O zaman kiliseden birini onu aramasını söylerim. Tamam da ben senin yapmanı istiyorum. Hatice iyi becerir öyle şeyleri. Peki fakirlere yardım etsen? Fakirlere yardım etmek mi? Utanırım. Kilisedeki çocuklara yardım edebilirsin. Çocuklar çok yorucu. Anlamıyorum Semra, daha demin yapalım edelim dedin, şimdi hiçbir şey yok. Kusura bakma ama İsa, rahatımı bozamam, ben öyle şeylere gelemem. Problem de orada zaten Semra. Fazla rahatsın. Daha benim için yaşayamıyorken nasıl benim için öleceksin?